Evlilikleri zarara uğratan durumlardan biri de eşlerden birinin çocukluğundan getirdiği değersizlik duygusudur. Kendi içinde kendisini değersiz, kendisini önemsiz gören bir kadın veya bir erkek bunun karşılığını eşinden almaya çalışır ve eşinin kendi içindeki bu içsel boşluğu eşinin doldurmasını ister ve eşiyle adeta savaşmaya başlar. Kıskançlıklar devreye girer. Eşini koruma altına alır. Eşini sürekli izole etmeye çalışır eşini boğar. Sonra eşi bağırır, çağırır ve bir sürü problemler ortaya çıkar. Arkadaşlar bu değersizlik duygusu ile ilgili sorunu bu şekilde çözemezsiniz. Çünkü bu duygu sizin çocukluğunuzda getirdiğiniz ve sizin de ona inandığınız bir durumdur bu. Hanımefendi dedi ki: "Hocam eşim bana değer vermiyor." Ben de ona dedim ki siz kendinizin değerli olduğunuza inanıyor musunuz? Hayır hocam ben dedi inanmıyorum. İnanmadığın bir şeyi, senin onaylamadığın bir şeyi eşinin onaylamasını nasıl bekliyorsun? Sen bizzat kendine değer vermezken, sen bizzat kendini değersiz, hatta yetersiz görürken, önemsiz görürken Eşi nasıl değerli görebilir? Hem kaldı ki bir kişi eğer kendini değersiz gördüyse o değersizlik duygusu bir şekilde konuşmalarına, davranışlarına, ilişkilerine yansımaya başlar. Karşı taraf onu fark eder ve dolayısıyla siz aslında eylem ve davranışlarınızla bangır bangır ben değersizim diyorsunuz. Karşı taraf da size değer vermeyecektir. Bunun çözümü ile ilgili bir tespitimi paylaşmak istiyorum. Bunun yolu sizin kendinizin değerli olduğuna inanmanızdır. Peki nasıl bu hale geldiniz? Çocukluğunuzdan itibaren anneniz veya babanız veya ikisi davranışlarıyla, konuşmalarıyla, söylemleriyle sizinle olan ilişkilerinde kaşıyla, gözüyle, mimiğiyle size bu duyguyu hissettirmiştir. Siz de zaman içerisinde buna inanmışsınız ve içinizdeki duygularınıza yani bilinç bu kaydedilmiş. Zihinsel olarak bunu kabul etmiyorsunuz ama duygularınız bunu onaylamış. Bunun yollarından bir tanesi sizin kendinize şefkat etmenizdir. Sizin adeta kendinize ebeveynlik yapmanızdır. Kendinizi önemsemenizdir. Bunun için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Çocukluğunuza ait bir fotoğrafınızı elinize alın ve geçmişinize doğru gidin. Çocukluğunuzu yaşadığınız olayları bir bir hatırlayın, gözünüzde canlandırın ve o çocuğa yani çocukluğunuza şefkat duymaya başlayın. Ah canım sen neler yaşamışsın öyle. Küçük yaşında o masum dönemde sırtına nasıl yükler yüklenmiş. Sen bak burada aşağılanmışsın. Bak burada şunlar senin başına gelmiş. Sen bütün bunları nasıl taşıyabildin deyip duygusal olarak ona şefkat duyun. Onun yanında olduğunuzu ona hissettirin. Adeta onu bağrınıza basar gibi onu koruyun, kollayın, önemseyin ve o fotoğrafa bakarak onun yanında olduğunuzu ona hissettirin. Ve fotoğrafa deyin ki ben seni yalnız bıraktım bugün ne kadar seni yalnız bıraktığım için senden özür diliyorum. Artık şunu bil ki bundan sonra her şey geride kaldı. Senin yaşadıkların, senin duydukların, senin başına gelenler her şey geride kaldı. Artık sen güvendesin. Artık ben senin yanındayım. Sen benim için çok değerlisin. Sen benim için çok kıymetlisin. Artık ben senin yanında olacağım. Seni koruyacağım, kollayacağım, yalnız bırakmayacağım. Sen güvendesin rahat ol, kendini güvendi hisset, bir tanem deyin ve o fotoğrafı da adeta bağrınıza basın. Fotoğrafı bir süre yanınızda taşıyın. Siz bunu duygularınızla hissetmeye başladığında zamanla içinizde böyle kelebekler uçuşur derler ya böyle duygunuzun canlılığını hissedeceksiniz. Kendinizle barışık, kendinizle mutlu olduğunuzu hissetmeye başlayacaksınız. İşte o zaman anlayacaksınız ki sizin duygularınız değerli olduğunu hissetmeye başlayacaksınız. Başladı. Kıymetli olduğunu hissetmeye başladı ki canlılığa dönüşmeye başladı. Yoksa dışarıdan taşıma suyla, taşıma ilgiyle siz bu sorunu çözemezsiniz arkadaşlar. Ki ilgilenseler bile siz onları samimi göremezsiniz. Çünkü siz bir kere kendinize inanmıyorsunuz. Bununla ilgili bir sürü yöntemler var. Ben bu yöntemi paylaştım. İsterseniz onu bir deneyin. Çok faydasını göreceğinizi düşünüyorum.